Ve Kanal Fırat ana haber bültenine başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararının açıklanması bekleniyor. Para piyasalarını ve ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar Haziran ayında açıklanacak güncel faiz kararına odaklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran Perşembe günü saat 14'te açıklanacak. Şimdi piyasaların beklentisi %6,5 oranında, yani faizlerin %15 olacağına dair dedikodular piyasalarda dolanıyor. Bizler de bekliyoruz. Zaten Merkez Bankası'nın faizi 8,5 falan değil. Yani bankalara gittiğiniz zaman bu rakamlar %35, %40'lı rakamları buluyor. Yani şu anlar faiz, şu an krediler kapalı. Hiçbir şekilde yani vatandaşa bir kredi imkanı sağlanmıyor. Yani bir piyasalar belli olsun, bir bakalım artık. Yani vatandaş da bir evini mi alacak, arabasını mı alacak? Yani sonuçta bir kredi kullanacak. Yani bunlar da artık ayın 22'sinden sonra İnşallah bir netlik kazanır, piyasada da rahatlar diye düşünüyoruz. Perşembe günü yapılacak para politikası kurulunda bir artırım bekleniyor. Yabancı ve Türkiye'deki ekonomistlerin beklentisi %20 üzerinde bir enflasyon, bir artış yapılması yönündedir. Piyasanın da genelde beklentisi, bizim de beklentimiz Merkez Bankası'nın faiz artırımı yönünde. Tabii artış olarak tam net rakam belli değil, hemen konuşuluyor. Tabii bu da olursa eğer piyasaya olumlu etki eder diye düşünüyoruz. Peki sizin aklınızdaki rakam nedir? Yani 7-8 puan bazında altını beklemiyoruz. Yani daha üstü bekliyoruz, altını da beklemiyoruz. Sanırım piyasa herhalde bunun %30 civarında bir rakam. Yani 30'a çıkması şeklinde bir rakamın daha kendilerini rahatlatacağını öngörüyor. Çünkü piyasadaki faiz oranları zaten %40 civarında. Evet. Politika faizi şu anda %8,5 civarında. Elbette ki bu ikisinin birbirine yaklaşması piyasalar açısından çok daha doğru bir karar olur. Merkez Bankası politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek %8,50'de tuttu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi. Şimdi piyasalar şu an %6,5 olarak satın aldı. Yani 6,5 beklentisiyle %15 olacağına dair bir satın alma oldu. Tabii rakamsal olarak belki daha yüksek de olabilir. Bu piyasalara döviz anlamında geçici de olsa bir rahatlatma, yani dolarda yaklaşık bir 21 bin seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Ama %6,5'un üstü olursa, ki bu rakam biraz daha yani dolar bazında biraz daha düşüşe sebep olabilir. Yani az bir süre kaldı zaten. Bakalım 2-3 gün içinde inşallah netlik kazanır diye düşünürüz. Yani bizim beklentimiz 22 ve 20 aralığı diyebiliriz. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararında şimşek etkisi olacak mı? Uzmanların söylediği %20 civarına faizleri yükseltebilir beklentisi var tabii. Ama tabii buradaki en önemli konu Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti faiz konusunda, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız faizlere çok hassas ve faizlerin devamlı düşmesini zaten istiyordu. Ama Mehmet Şimşek'in gelmesiyle beraber faizlerdeki muhakkak bir artışın olması artık kaçınılmaz oldu. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta bir açıklaması vardı. Olabilir bazında bir açıklaması oldu. Faizleri yükselecek ama ne kadar yükselteceğini şu anda henüz kestirmiş değiliz. Buradaki piyasa beklentisi faizlerin %20 seviyelerine çıkması, ama Merkez Bankası faizleri %15'lere veya %13'lere çıkardığı zaman dövizdeki düşüş ne kadar olur bilmiyorum, ama şu andaki beklenti %20 seviyesinde, %20'nin altında, yani %13, %14 veya %12'lik bir artış olursa o zaman dövizdeki düşüş sürmez. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından buğdayda açıklanan ton başına 8.250 liralık fiyata tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından buğdayda açıklanan ton başına 8.250 liralık fiyata tepki gösterdi. Buğday üretim maliyetinin tonda 8.000 lirayı geçtiğine dikkat çeken Milletvekili Erol,
Buğday üretim maliyeti ortadayken bu kadar yüksek enflasyon, artan döviz kurları ve fahiş zamlar varken çiftçi niye zararına ürün satmak zorunda bırakılıyor? Çiftçinin zararını şimdi kim karşılayacak, hakkını kim verecek? Bu karar acilen revize edilip düzeltilmelidir. Buğday fiyatı en az 10 lira olmalı, artı 1 lira prim tüm üreticilere verilmelidir, dedi. Erol açıklamasına şu şekilde devam etti. İktidarın son 20 yılda 90 milyon tona yakın buğday ithal ederek 25 milyar dolardan fazla parayı yabancı ülkelere verdi. Yerli ve millilikleri sadece dillerinde. Buğdayın ton başına çiftçiye maliyeti 8 bin lirayı çoktan geçti. Mazottan gübreye, tohumdan ziraiye ilaca kadar tüm üretim maliyetleri katlanarak arttı. Kilogramda maliyeti 8 lira olan çiftçinin buğdayını en az 10 liraya satması gerekiyordu ki biraz eli rahatlasın. Ancak açıkladıkları taban fiyatı çiftçiye bir darbe daha vurdu. Alın teriyle bereketli toprakları işleyen çiftçinin emekleri hiç oldu. Çiftçilerimizin zararını kim karşılayacak? Buğday ülkemiz açısından stratejik önemdedir ve üretimin artması şarttır. Açıklanan bu taban fiyatıyla üretici tarlaya ekim yapmaz. Gelin yol yakınken, vakit varken açıklanan fiyatları revize edip düzeltin. Buğday taban fiyatı kilogramda en az 10 lira olmalı ve artı 1 lira prim tüm üreticilere verilmelidir, diye konuştu. Asgari ücret miktarının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, bu zam çalışanlarımızın alım gücünün yükselen enflasyon karşısında korunması adına önemli bir adımdır, dedi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, yılın ikinci yarısı için geçerli olacak asgari ücret zammını değerlendirdi. Ara zammın memnuniyet verici olduğunu belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, 20 Haziran itibariyle Türkiye'de asgari ücretin 8.500 liradan 11.402 liraya yükseltilmesini memnuniyetle karşılamaktayız. Bu zam, çalışmalarımızın alım gücünün yükselen enflasyon karşısında korunması adına önemli bir adımdır. İşçilerimizin ekonomik refahını artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek açısından bu gelişmeyi olumlu buluyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Zam artışını memnuniyetle karşılıyoruz ancak iş dünyasının bir temsilcisi olarak işletmelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak ve istihdamı korumak adına devlet desteklerine ihtiyaç duyuyoruz. Yükselen maliyetler ve enflasyon nedeniyle işverenler türlü zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle devlet desteklerinin artarak devam etmesini çok önemli buluyoruz, dedi. TÜMKİAD Elazığ Şube Başkanı Osman Çelik asgari ücrete yapılan ara zammı değerlendirerek devletimizden işverenler için bazı destekler bekliyoruz, dedi. TÜMKİAD Elazığ Şube Başkanı Osman Özçelik ve yönetim kurulu üyeleri medya grubumuzu ziyaret etti. Medya grubumuzdan övgüyle bahseden Başkan Özçelik, Kanal Fırat sadece Elazığ'ın değil Türkiye'nin gururudur, dedi. Öncelikle ziyaret kapsamında TÜMKİAD ailesi olarak Kanal Fırat'ı ziyaret etmek istedik. Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kanal Fırat ailesi biliyorsunuz bir Elazığ'ın gururu değil, Türkiye'nin gururudur. Biz inanıyoruz ve güveniyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hep beraber şehrin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Başkan Özçelik, asgari ücrete yapılan ara zammı değerlendirerek devletimizden işverenler için de bazı destekler bekliyoruz, dedi. Asgari ücret tabii ki dün açıklandı, memnunuz. Ama tabii ki biraz daha yukarıda olmasını temenni ederdik. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Yalnız devletimizden beklentimiz işverenlere biraz daha destek amaçlı yardımcı olmalarıdır. Bu anlamda vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Gelecekte de inşallah daha yüksek bir rakam vererek asgari ücretle çalışan kardeşlerimize destek olacaklarına inanıyorum. Bizim tek temennimiz işverene de destek vermeleri. Çünkü bu anlamda Türkiye'nin ekonomisi belli. İnşallah refaha kavuşacağız. Bu anlamda da bizlere de devletimiz yardımcı öncülük ederse, yardımı olursa, üreticilere destek verirlerse bu anlamda da bizler de hem istihdam sağlamış oluruz hem de güven kapsamında ekonomimizi rahatlatmış oluruz. Başkan Özçelik, TÜMKİAD'ın çalışmalarından da bahsetti. 2017 yılında kurulmuş, 2018 ve 2023 yılında Türkiye'nin en iyi sivil toplum kuruluşu ödülünü alarak bir öncülük etmiştir. Bu anlamda 3 ay önce biz Elazığ'da TÜMKİAD'ı kurduk. Şu anda 36 tane üyesiyle hareket etmektedir.
Bu anlamda şehrimizde önümüzdeki Temmuz ayının 22'si gibi bir açılış dün düzenliyoruz. Genel merkezimizden genel başkanımız gelecek. Biz şehrin menfaatleri doğrultusunda her şeye varız. Haklı olanın yanındayız, haksızın da yine karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu şehrin menfaatleri bizim önceliğimizdir. Bu şehre gelecek yatırımcılara öncülük etmek istiyoruz. Turizm açısından da destek vermeyi amaçlıyoruz. İnşallah Elazığ'da büyük bir potansiyel sağlayarak ikinci organize sanayi de devreye girerse üretim tesisleri konusunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu hamlede tüm KİAD öncülük edecektir ve göreceksiniz çok kısa bir zaman diliminde bu şehrin değerine değer katacağına inanıyorum yani. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, E-Twinning projesi kapsamında etkinlik yapan öğretmenlerle bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, E-Twinning projesi kapsamında etkinlik yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Programda açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, projede görev alan öğretmenlere ve ekibine teşekkür ederek hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Ocak 2020 depreminden hem de daha sonra bu Şubat 2022 depreminde etkilenen ve dezavantajlı olan bölgelerde yürüttüğümüz bir çalışma vardı. Bu çalışmada öğrencilerimize, velilerimize dokunmak adına yürüttüğümüz bir işti. Hakikaten de burada ben gezdim burada yapılan çalışmalarda. Öğrenciler ve veliler çok aktif katılım sağladılar ve farklı bir dünyaya girdiler açıkçası. Bizim de hedefimiz buydu. Onların psikososyal iyiliği biraz daha iyileştirmeye yönelik yapılan bir çalışmaydı. Gerek bu işi yürüttüğümüz Tevfik Yaramanoğlu okulumuzda gerekse işte bu köy kentte bulunan Ahmet Kabaklı öğrenci yurdundan aldığımız depremzedelerde yaptığımız o köy kentteki masalmatik evimizde Ebru yaptık onlarla. Diğer sosyal çalışmalar yaptık. Psikososyal iyileştirme çalışmaları yaptık. Buradan gerçekten çok güzel sonuçlar aldık. En önemlisi onlarla mutluluğu paylaştık ve umut paylaştık, umudu paylaştık. Farklı etkinlikler de vardı bunların içerisinde. Hayata dokunmak, insana dokunmak bu işin öğretmenlik mesleğinin en güzel kısmı aslında. Buna vesile olduğu için ben en başta hem ekip arkadaşlarıma, bu süreci yöneten arkadaşlarıma hem de bu sürecin bir parçası olan siz kıymetli meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun yani. Bir diğeri de zaten burada bulunmamızın asıl önemli kısımları da beraber bu yıl boyunca yürütmüş olduğumuz bu e-Twinning projeleri. Müdür Yiğit, e-Twinning projesini önemsediklerini belirtti. Bu e-Twinning önemli çünkü bütün ülkelerle elektronik ortamda bir araya gelip projeler yapıp paylaşımları yapabiliyoruz. Biraz da zahmetsiz oluyor aslında. Sanal bir hareketlilik oluyor. Ama bunun da sonuçlarını çok güzel bir şekilde görüp değerlendirme imkanı bulabiliyoruz. Bu kapsamda da hakikaten biz özellikle okul öncesinde bu yıl çok güzel işler imza attık. Bunları daha önce de paylaşmıştık, sergilerin açılışlarına katıldık. Hep birlikte buradaki etkinlikleri sergiledik. Öğrencilerimizin, velilerimizin yine yoğun katılımı oldu. Bu bizi biraz daha diri tutuyor belki de. Bugün de ekip olarak bir araya geldik. Bu paylaşımlar aslında bizim için çok önemli. Bu birlikteliğin artması, önümüzdeki yıllara örnek olması açısından, şehrimizin geleceği açısından, eğitimin en temelden başlaması açısından ve sürdürülebilmesi açısından çok kıymetli. Askon İl Başkanı Abdullah Çınar ve yönetim kurulu üyeleri medya grubumuzu ziyaret etti. Çalışma faaliyetlerinden bahseden Başkan Çınar, Askon olarak 3 ana başlık altında tarım, turizm ve savunma sanayi alanında yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi. Askon İl Başkanı Abdullah Çınar, Askon Elazığ İl Genel Sekreteri Ertuğrul Baysak ve yönetim kurulu üyelerinden Erhan Erenkurnaz, İhsan Nazik, Kürşat Coşkun, Zahit Ömer Kent ile Salih Emrah Akay medya grubumuzu ziyaret etti. Şehir için ciddi adımlar attıklarını söyleyen Askon Elazığ İl Başkanı Abdullah Çınar, medya grubumuzdan övgüyle bahsetti. Tabii bizler 24 Kasım 2022 tarihinde göreve geldik. Akabinde tüm yönetimimizi oluşturduk. Şehrimiz için elhamdülillah ciddi adımlar attık. Tabii faaliyetlerimiz devam ediyor. Yatırımlarımız ileri zamanlarda inşallah başlamış olacak. Tabii biz bugün de basın ziyaretlerimiz olacaktı. Buna ilk olarak Kanal Fırat ailesiyle başladık.
Tabii kıymetli genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbik Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Kendileri bizleri bugün burada kabul ettiler. Kıymetli kabulleri bizim için çok önemli. Kanal Fırat ailesi de şehir için çok önemli bir basın kuruluşu. Bizim bu şehir için tüm sıkıntılarımızı, söylemlerimizi Allah razı olsun tek kelimemizle yayınlıyorlar ve bu anlamda bizi, sesimizi şehre duyuruyorlar. Başkan Çınar, ASKON olarak 3 ana başlık altında tarım, turizm ve savunma sanayi alanında yatırım yapma kararı aldıklarını söyledi. Bir yatırım kararı almıştık. 3 ana başlıkta. Bunun birincisi tarım, ikincisi savunma sanayi ve üçüncüsü de turizm sektörü olarak. Biz tarım faaliyetimize başladık. Makine alımlarımız ileriki süreçte devam edecek. Fiyatlarımızı aldık. İnşallah organize sanayide böyle bir fabrika kurup hem şehirdeki tarımın gelişmesi için bir ortam hazırlayacağız. Hem de şehrimizdeki ihracat olanı bir tık daha inşallah yukarı seviyeye çekeceğiz. Asgari ücrete yapılan ara zammı da değerlendiren Çınar, yapılan zamlar enflasyonun düşmesiyle anlam kazanacaktır dedi. Şimdi bizler işveren olarak asgari ücrete yapılan zamdan memnunuz. Aynı zamanda tabii devletimizin işverenlere verdiği katkı da bizim için olumludur. Tabii bu zamların aslında enflasyon düşmesiyle bir anlam kazanacağına inanıyorum. İnşallah yeni bakanımız Mehmet Şimşek Beyefendi de bu anlamda ciddi adımlar atacaktır. Eğer enflasyonu da aşağı çekerse verilen zamlarda inşallah asgari ücretle çalışan kardeşlerimize, abilerimize bir fayda sağlayacaktır. Elazığ Belediyesi Geçmişe Vefa, İnsanımıza Değer programları kapsamında mahalli müziğin usta ismi Nihat Kazezoğlu'na Vefa programı düzenledi. Çayda Çıra Musiki Derneği ile ortaklaşa düzenlenen program tam not aldı. Elazığ Belediyesi Geçmişe Vefa, İnsanımıza Değer programlarını sürdürüyor. Geçmişe Vefa, İnsanımıza Değer programları kapsamında bu defa mahalli müziğin usta ismi Nihat Kazezoğlu'na vefa etkinliği düzenlendi. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çaylı Çıra Musiki Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği program, Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Çaylı Çıra Musiki Derneği Başkanı Hüseyin Karlıdağ, mahalli müzik sanatçısı, kaynak kişi Nihat Kazezoğlu ve ailesi, STK temsilcileriyle müzikseverler katıldı. Moderatörlüğünü Çayda Çıra Musiki Derneği Başkanı Hüseyin Karlıdağ'ın gerçekleştirdiği programda televizyon gösteriminin ardından en yakınları ustayı ve ustanın mahalli müziğimize katkılarını anlattı. Programda daha sonra Çayda Çıra Musiki Derneği üyeleri ve kürsübaşı ekibi tarafından yöresel eserler seslendirildi. Çayda Çıra Musiki Derneği Başkanı Hüseyin Karlıdağ ise Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları'na Elazığ musikisine ve kültürüne sahip çıktığı için teşekkür etti. Efendim, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz, hepinizin ayaklarına sağlık. Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın Ahde Vefa programı neticesinde İnsana Değer programlarını Allah razı olsun bizlere o görevi verdiği için inanın bir de ben sunuculuk yapmamışım. Bugün işim kötü herhalde başkanım. Ben dedim ya sunuculuktan anlamam ama bir sefer sizlerden ricam bu Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na bir alkış alabilir miyiz? Elazığ kültürüne, Elazığ musikisine, Elazığ insanına değer verdiği için Allah ondan razı olsun. Allah ondan bin sefer razı olsun ki Ahde Vefa'yı unutmuyor. Amaçlarının mahalli sanatçıları yeni nesillere tanıtmak olduğunu belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, programların devam edeceğini söyledi. Şimdi burada sadece ebediyete intikal etmiş
rahmeti rahmana kavuşmuş değerlerimizi değil, işte yaşayan insanlarımızı da anmak, hatırlamak adına bu projeyi yapıyoruz. Evet, Nihat abiyi herkes tanıyor. Bizden daha çok iyi biliyorsunuz. Bizim de aile dostlarımızdan, büyüklerimizden, ağabeylerimizden, mahallelerimizden, her yönüyle yakınımız olan, büyüğümüz olan bir insan. Zaten kültüre, sanata, folklorüne, müziğine, özellikle de eğitimine, insanımızın her şeyine hizmet etmiş, kendini adamış ve hala da bu kültüre, bu sanata, bu etkinliklere hizmet eden bir insan. Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, yol medeniyettir düsturuyla hareket ettiklerini belirterek göreve geldikleri günden bugüne beldenin görünümünü değiştiren hizmetlere imza attıklarını söyledi. Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, yol medeniyettir düsturuyla hareket ettiklerini belirterek göreve geldikleri günden bugüne beldenin görünümünü değiştiren hizmetlere imza attıklarını kaydetti. Organize sanayi bölgesi girişinden Yurtbaşı Beldesi'ne kadar olan yolun sıcak asfalt serip çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Yılmaz, bundan sonra da aynı heyecan ve azimle çalışmaların gerçekleşeceğini söyledi. Başkan Yılmaz, organize sanayi bölgesi girişinden beldeye kadar olan yolun sıcak asfalt çalışmalarının gerçekleşmesinde emekleri olan Elazığ Valisi Ömer Toroman'a, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na, AK Parti Elazığ Milletvekillerine, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'ne, belde halkı adına minnettar olduklarını vurguladı. Yurtbaşı Beldesi'ndeki gençlerin sportif faaliyetlerini yapmaları adına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen amatör futbol sahası soyunma odalarında çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Başkan Yılmaz, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren'e teşekkür etti. Başkan Yılmaz, beldeye güzel bir görünüm kazandıran amatör futbol sahasının belde sakinlerine hayırlı olmasını diledi. Yaz aylarında çalışma tempolarının daha çok artacağını kaydeden Başkan Yılmaz, özellikle beldenin mahallelerinde yol, kaldırım ve parke döşeme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi. Yurtbaşı belde sakinlerinin mutluluğu adına ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini belirten Başkan Yılmaz, çalışmalarda emeği geçen belediye personellerine de teşekkür etti. Bu yıl bayram tatili 9 gün. Bayramı şehir dışında sevdikleriyle geçirmek isteyenler yola çıkmaya başladı. Hava yolu yerine karayolunu tercih edenler de otogarların yolunu tuttu. Tatilciler bayram için biletlerini almaya başladı. Bilet almaya mı geldin? Yok, ayırtmışlar yeri de. Hı hı. Onu alacağım. Evet, nereye gideceksiniz peki? Ben Giresun Göreli'ye gidiyorum. Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilini il dışında sevdikleriyle birlikte değerlendirmek isteyen vatandaşlar Elazığ şehirler arası otobüs terminalinden yola çıkmaya başladılar. Aydın'a. Aydın'a gidiyorsunuz. Hı hı. Tatil için mi? Bayram tatili. Evet. Aydın'a gidiyoruz. Evet. Öyle gezmeye, işte dolaşmaya. Bayram da yaklaşıyor. Aynen o şekilde işte yani birazcık işte kafamız dağılsın. O şekilde gideceğiz, dolaşacağız. Peki efendim, genelde hava yolu mu tercih ediliyor yoksa otobüs mü? Genelde otobüs, fiyatlardan dolayısıyla otobüse gidip geliyoruz. İşte o şekilde uçak çok pahalı olduğu için, hı hı, otobüs bizim için daha iyi. Hava yolunun fiyatları biraz daha yüksek. Onun için genelde otobüsleri tercih ediyoruz. Ama otobüs fiyatları da yüksek. Onu da devletten şunu beklerim, uçakları finanse ettiği gibi otobüsleri de finanse etse vatandaşa biraz daha indirip söz konusu olur yani. Yolculuk nereye? Amasya'ya. Amasya'ya gidiyorsunuz bayram tatili için mi peki? Evet. Peki bilet fiyatları nasıl? Normalde hava yolunu mu tercih ediyorsunuz yoksa otobüsleri mi? Otobüsleri daha çok tercih ediyoruz. Çünkü Amasya'ya uçak olmadığı için otobüsleri daha çok tercih ediyoruz. Hava yolu ulaşımını pahalı bulanlar otobüsleri tercih ediyor. Biletleri aldık. Yani her şey pahalı. Ekonomik koşullar zor. Her şey pahalı. Otobüsler de haklıdır yani. Mesela firmalar haklı. Mazot aldı başını yürüdü. Merhaba. Yolculuk nereye? Aydın. Aydın'a gidiyorsunuz. Evet, doğrudur. Tatil için mi peki? Tatil için. Genelde peki otobüs mü tercih ediliyor yoksa uçak mı, hava yolu mu? Yani genellikle şu anda otobüs, ekonomiden dolayı biliyorsunuz malum. Genelde otobüsleri tercih ediyorum çünkü çok
uzun bir süre zarf olmadığından ondan dolayı otobüs tercih ediyorum yani. Fiyatlar nasıl? Fiyatları? Yani önceye göre tabii pahalanmış. Biraz zam gördük yani. Geçen sefere göre zamın olduğunu gördük. Bugün geçen sefer gittiğimde örneğin 280'de bu sefer 350 olmuş. Hemen hemen biraz bir %8-10 fark olmuş yani. Otogarda yoğunluk ise Arefe gününde artıyor. Gurbetçiler daha çok büyük şehirlerden geliyor. Şimdi bayramda bizim yoğunluğumuz genelde batıdan doğuya doğru oluyor. Şu anda karşı tarafta yani büyük şehirlerden Elazığ'a doğru bir yolculuk var. Maalesef buradan yolcu bulamıyoruz. Şu anda buradan zayıf. Bayram dönüşünde buradan yoğunluğumuz olacak. Bayramda getirdiğimiz yolcuları tekrar geri götüreceğiz. Bu defa da karşıdan yolcu yoğunluğumuz az olacak tabii ki. Yani şu anda tamamen Elazığ'dan yolcu gidişi zayıf. Batı illerinden geliş yoğunluğumuz var. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Elazığ Otobüsçüler Dernek Başkanı Yüksel Yüce, 16 Haziran itibariyle bilet fiyatlarına %10 zam yapıldığını söyledi. Takriben ayın 16'sı itibariyle %10 oranında bir zam yaptık biletlerimize. Yani örnek vereyim, İstanbul fiyatımız 650 TL'ydi, şimdi 700 liraya yaptık. Ankara'mız 500 liraydı, 550 TL olarak kesiyoruz. Adana fiyatımız 350 liraydı, 400 lira oldu Adana-Mersin hattında. Yani %10 bandında bir zam yaptık. Tabii bir, sadece bu asgari ücretten değil, yani bizim mazot fiyatlarımızda da bu son dönemde bir artışımız oldu. Dövizdeki artış otobüslerdeki gider kaleminde artış yapıyor. Yani bakım, onarım giderlerimiz artıyor. Yani fazla bir zam oranı yok ama artık bu bizi tatmin edebilecek mi bundan sonraki oranlarda onu göreceğiz zaman içerisinde. Yani fazla bir zam yapmadık. Geçirdiği kalp krizi sonucu 2019 yılında aramızdan ayrılan duayen gazeteci ve sürekli sarı basın kartı sahibi kıymetli abimiz Hacı Aydın Merali vefatının 4. yılında bir kez daha rahmetle anıyoruz. Elazığ'ın ilk gazetelerinden Ulova gazetesinin kurucusu Aydın Meral, 22 Haziran 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Elazığ'ın önemli değerlerinden, yapmış olduğu gazetecilik göreviyle geçmişten günümüze ışık tutan ve önemli isimlerin meslekte yetişmesine vesile olan sürekli sarı basın kartı sahibi Aydın Meral, vefatının 4. yıl dönümünde bir kez daha ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından anıldı. Usta gazetecinin kızı Başak Meral Gündüz, "Babam Aydın Meral bir düşünce adamı. Yüreği oldukça yumuşak, duygulu olduğu zamanlarda gözyaşlarını tutamayacak kadar yufka yürekli bir insandı. Basın camiasında simge isim haline gelmişti. Cemiyet hayatında babamdan çok şey öğrendik. O gerçekten toplumsal alanlarda çözümleyici aklıyla bütün sorunların üstesinden gelen, sıkıntılar olduğunda yol gösteren biriydi. Onun meslek anlayışını ve disiplinini bugün daha çok arıyoruz," dedi. Başak Meral Gündüz, "Yaşamımdaki en güzel örneğim. Başım sıkıştığında kurtarıcım ve hayatımdaki her şeyde imzası olan canım babam, 21 Haziran 2019 tarihinde ani bir kalp kriziyle aramızdan ayrıldı. Babamı kaybettikten sonra büyük bir boşluğa düştük. Bazen çok yoğun duygular yaşıyorum. Zamanla acılar küllenir denilir ama pek küllenmedi. Babam gazetecilik yaşantısına sayısız başarılar sığdıran örnek bir gazeteci ve Elazığ için önemli bir değerdi. Renkli bir kişiliğe sahip, kendine has üslubu olan, açık sözlülüğüyle sevilen, sayılan, yeri doldurulamayacak bir gazeteciydi," ifadelerine yer verdi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Diyarbakır'da enkaz altında kalarak vefat eden özel harekat polisi Akın Yeğin'in adına Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde kütüphane açıldı. Hemşehrimiz özel harekat polisi Akın Yeğin'in adı Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde kütüphaneye verildi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depreme özel harekat polisi Akın Yeğin de Diyarbakır'da yakalanarak hayatını kaybetti. Enkazda kalarak hayatını kaybeden özel harekat polisi Akın Yeğin'in anısı Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nde yaşatılacak. Kütüphanenin açılışında polis Akın Yeğin'in annesi Havva Yeğin'e İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Batur tarafından plaket takdim edildi.
Mehmet Akif Ersoy Lisesi Müdürü Uğur Çolak, okullarına kazandırılan kütüphane için Özel Harekat Polisi Akın Yeğin'in ailesine ve silah arkadaşlarına teşekkür etti. Maalesef 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde Diyarbakır'da yıkılan galeriya sitesinde kendisi gibi özel harekat polisi olan ev arkadaşları Ersin Baykuş, Yusuf Özenci ve kendisini ziyarete gelen kardeşi Mustafa Yeğen ile birlikte enkazın altında kalarak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak vefat etmişlerdir. Merhum Akın Yeğen kitap okumayı çok seven ve sürekli kendisini geliştirmeye çalışan, arkadaşlarına da hep bu yönüyle takdir gören ve çok sevilen örnek bir polisti. Tıp bilimine de ilgi duyan merhum Akın Yeğen, GATA'da almış olduğu Maarif Sığiye kursunda da başarıyla tamamlayarak arkadaşlarının ve teşkilatının saygı ve takdirini toplamıştır. Merhum Akın Yeğen'in hatırasını yaşatmak için ailesi ve silah arkadaşları tarafından okulumuza yaptırmış oldukları bu güzel kütüphane için merhumun ailesine ve silah arkadaşlarına okulumuz adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, Elazığlı muhtarlar ve Palolu gençler Murat Nehri üzerinde rafting yaptı. Heyet, adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapacak bu alanın doğa sporlarına kazandırılmasını istiyor. Görüntülerin adresi Palo ilçesi. Murat'ın serin suları doğa sporları tutkunlarının ilgi odağı olabilecek düzeyde bir alana sahip. Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, Elazığlı muhtarlar ve Palolu gençler Murat Nehri üzerinde rafting heyecanı yaşadı. Rafting yapan adrenalin tutkunları ilçede bulunan bu doğal güzelliğin turizme kazandırılmasını istiyor. Kıymetli arkadaşlar, bugün Kadimşehir Palu'dayız. Tabii Palu şehrimizin bir türlü kültürel yönlerinin olduğunu burada biz şahitlik ettik. Sağ olsun burada Rahman Başkanımızla birlikte ve muhtar arkadaşlarımızla birlikte şu anda Palu'dayız. Birazdan Murat Nehri'nde raftingle bir seyir halinde aşağı doğru gideceğiz. Ben buradan bütün Elazığ'lı hemşehrilerimize sesleniyorum. Gerçekten gelip burayı görmelerini istiyorum. Burayı tavsiye ediyorum. Tabii medeniyetler şehri Palu'dur, kadim şehir Palu'dur. Ağrı Dağı eteklerinde can bulan oradan Van şehrimize, Buş ve Bingöl'den sonra Elazığ'dan devam eden vücut bulan Murat Nehri'nde kadim ilçemiz, Palu ilçemiz birçok medeniyete beşiklik etmiş, sahiplik etmiş. Palu ilçemizde bize yardımcı olacak Palu'lu genç kardeşlerimizle beraber yaklaşık 16 kilometrelik bir parkurda rafting yapacağız. Bu eşsiz güzelliği tüm Türkiye'deki doğa severlerin, su sporları meraklıların gelip yerinde görmesini, buraları gezerek, görerek, buradaki etkinliklere katılarak bölgemizi tanımalarını istiyoruz. Bu bölgedeki gerek kültürel, gerek sanatsal, gerek turizm alanındaki tüm değerlerin görülüp insanlarımız tarafından ziyaret edilerek farkındalığın oluşturmasını bekliyoruz biz. Doğukent mahalle sakinleri sokak lambalarının yanmamasından şikayetçi. Vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde uzun bir süredir sokak lambalarının yanmadığını ve gerekli yerlere arızayı bildirmelerine rağmen hala çözüme kavuşmadığını iddia etti. Doğukent Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan sokak lambaları yaklaşık 4 gündür yanmıyor. Mahalle sakinleri sokak lambalarının yanmamasından şikayetçi. Sorunu 186 nolu telefon arıza başta olmak üzere gerekli yerlere bildirdiklerini iddia eden vatandaşlar, sorunun sadece İstiklal Caddesi'nde olmadığını, cadde ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi arasındaki bölgenin de sokak lambalarının yanmadığını belirttiler. Özellikle akşam saatlerinde kadın ve çocukların tedirgin olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere seslendi. Hayata Renkli Dokunuşlar Projesi'nin kapanış sergisinde özenle yapılan resimler beğeniye sunuldu.
Park 23 Alışveriş Merkezi'nde Hayata Renkli Dokunuşlar Projesi'nin kapanış sergisi düzenlendi. Ankara Avustralya Büyükelçiliği destekli yürütülen projenin sergisinde renklerin kağıtla buluştuğu birbirinden güzel eserler beğeniye sunuldu. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Batur, sergide depremzede öğrencilerin de yaptıkları resimlerin yer aldığını ifade etti. Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Avusturya Büyükelçiliği tarafından desteklenen Hayata Renkli Dokunuşlar Ebru sergisini bugün burada kapanış programını bugün burada yapıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 6 Şubat'ta biliyorsunuz Maraş merkezli bir deprem oldu. Bu depremden dolayı ilimize yaklaşık 6 bin tane öğrenci geldi. Okullarımızda misafir ettik bu öğrencilerimizi. Bazı okullarımızda bu öğrencilerimize yönelik çalışmalar oldu. Yine müdürlüğümüze bağlı ARGE birimi, strateji biriminde görevli öğretmenlerimiz zaman zaman deprem bölgelerine gidip bu öğrencilere destek verdiler. Bu çalışma ilimizde Elazığ İl Merkezi'nde yapılan bir çalışma. Burada depremzede öğrenciler, Tevfik Yaramanoğlu İlkokulumuz var. Orada öğrenciler velilerle beraber Ebru çalışmaları yaptılar. Yine Çayda Çıra mahallemizde bulunan Masalmatik evimizde orada bir eğitim merkezimiz var. Orada yine depremzede öğrencilerimiz, velilerimiz orada Ebru çalışmaları yaptılar. İşte bugün de bu yaptıkları çalışmaları burada sergiliyoruz. Bu anlamda emeği geçen öğretmenlerimize, okul idarelerimize, depremzede öğrencilerimize, bu işe destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Masalmatik öğretmeni Şeyma Gürsarlar da Ebru sanatının hem çocuklara hem de yetişkinlere terapi kadar iyi geldiğini ifade etti. Hayata Renkli Dokunuşlar projesiyle aslında çocukların sudaki renklerin sudaki dansını yaptırdık çocuklara. Çünkü Masalmatik evimize her gün neredeyse 50-60 öğrencimiz geliyordu. Ve depremden sonra da kadınlarımız ve çocuklarımız gelmeye başladı. Aslında onlara bir terapi niteliğinde oldu. Travma pedagojisinde de kullanılıyor zaten Ebru sanatı. Biz çocuklarımıza Ebru yaptırırken onların rahatlamalarını, birazcık ortamdan, o deprem ortamından uzaklaşmalarını sağladık. Ve aslında onların biraz kişiliklerini analiz etmeye başladık. Çünkü kullandıkları renkler, fırçanın hareketi, bunların hepsi bizlere ipucu verdi. Ve sonuçta böyle güzel bir sergi ortaya koyduk. Bizde çalışan çocuklar okul öncesi ve ilkokul çocukları olduğu için tabii ki çok profesyonel çalışmalar değil. Ama çocukların gerçekten o renkli dokunuşlarını hissetmiş olduk. Teşekkür ediyorum böyle bir proje için. Güvenlik İş Sendikası Elazığ Bölge Başkanı Serkan Polat, sendika üyeleriyle bir araya gelerek Güvenlik Haftası'nı kutladı. Güvenlik İş Sendikası Elazığ Bölge Başkanı Serkan Polat, 26-30 Haziran'da kutlanan Güvenlik Haftası nedeniyle üyeleriyle bir araya geldi. Güvenlik İş Sendikası, Elazığ Havalimanı, Şeker Fabrikası ve PTT'deki üyelerle kurum müdürlerinin katılımıyla yapılan kutlamada pasta kesimi yapılarak Güvenlik Haftası'nın önemine değinildi. 26 Haziran 2004 yılında resmi gazetede yayınlanarak 5188 sayılı özel güvenlik mesleği hayatımıza girdi. 19 yıldır bu meslek kamu kurum ve kuruluşlarında halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için özel güvenlik görevlileri tarafından ifade edilmektedir. Sendikamızın girişimleriyle 26-30 Haziran özel güvenlik günü ve haftası olarak kutlanmaya yaklaşık 4 yıl olarak başlanıldı. Bizler de burada üyelerimizle buluşup görevini layıkıyla yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin 26-30 Haziran özel güvenlik günü ve haftasını kutlarız. Özel güvenlik her yerde görmezden gelme. Kalp yetmezliği ve kalp kapakçığı rahatsızlıklarından dolayı 30 yıl önce ameliyat olmasına karar verilen ancak açık yöntemden korktuğu için bugüne kadar tedavisini ilaçlarla sürdürmeye çalışan Ahmet Eker, Elazığ'da uygulanan ileri teknoloji kapalı yöntemle ameliyat olarak 4 günde sağlığına kavuştu. Elazığ Medical Hospital sağlık alanında Elazığ'da ilkleri imza atmaya devam ediyor.
Bu kez kalp ameliyatı olacak hastaların yüzü minimal invaziv yani kapalı yöntemle gülüyor. Elazığ'da ilk defa gerçekleşen kapalı yöntemli kalp kapakçıkları değiştirme operasyonunda 70 yaşındaki hasta Ahmet Eker sağlığına kavuştu. Kalp yetmezliği ve kalp kapakçığı rahatsızlıklarından dolayı 30 yıl önce ameliyat olmasına karar verilen ancak açık yöntemden korktuğu için bugüne kadar tedavisini ilaçlarla sürdürmeye çalışan Ahmet Eker, Elazığ Medical Hospital'da kalp ve damar cerrahi uzmanı Profesör Doktor Orhan Veli Doğan ve ekibi tarafından uygulanan ileri teknoloji olan kapalı yöntemli ameliyat olarak 4 günde sağlığına kavuştu. Elazığ'da ikamet eden 70 yaşındaki Ahmet Eker, yaklaşık 30 yıl önce nefes darlığı ve güçten düşme gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Eker'e kalp yetmezliği teşhisi konuldu. O dönemde açık yöntemle yapılan ameliyatlardan korkan Eker, ameliyat olmayarak tedavisini ilaçlarla sürdürdü. Durumu ciddileşen Eker ve ailesi yaptıkları araştırma sonucu özel bir hastanede kalp ve damar cerrahi uzmanı Profesör Doktor Orhan Veli Doğan'la iletişime geçti. Eker burada Profesör Doktor Orhan Veli Doğan ve ekibi tarafından yüksek teknoloji gerektiren halk arasında kapalı kalp ameliyatı olarak bilinen minimal invaziv yöntemle ameliyat edildi. Kalp yetmezliği vardı, kapak kaçırıyordu. Ne kadar şey olsa 25-30 yıldır hastalığım vardı yani. Niye bu kadar beklediniz abi? Bekledim işte, açık yapıyorlardı, korkuyordum. Açık kalp ameliyatından korkuyordum, ne olmadı. Ondan sonra bu çıkınca teşebbüse geçtik. Sonradan Ankara'yı seçtim. Ankara'ya gidecektim. Randevumu aldım, gitmedim. Burada hastanede, bizim burada hastanede yaptıkları için bir tarafa gitmedim, buraya geldim. Kapalı yöntemle ameliyat yapıldı. Kapak değişti. 4 gün içinde ayağa kalktım. 4 gün sürmedi yani. Kalp ve damar cerrahi uzmanı Profesör Doktor Orhan Veli Doğan, başarılı bir operasyon sonrası uzun yıllar sonra hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Ahmet Bey, 70 yaşında hastamız, nefes darlığı, çabuk yorulma gibi şikayetlerle geldi. Uzun zamandır kalp ameliyatını ertelemiş. Kalp kapağının bir ileri derece fonksiyon dışıydı. Hem yaşından dolayı hem hastamızın da tercihinden dolayı halk arasında kapalı ameliyat diye bilinen minimal invaziv yani küçük kesiyle 5-7 santimlik bir kesiyle kapağını değiştirdik. Daha önce de kapak ameliyatları tabii ki yapılıyordu fakat bu yöntemle pek yaygın değil. Bunun ne faydası var hastamıza? Göğüs kafesini açmadık. Hareketleri rahat. Kemik kaynaması sorunu yok. Kemik hiç kesmedik. Tamamen kaburgaların arasından giyip yaptığımız çok teknik olarak yüksek teknoloji isteyen bir ameliyat. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Türkiye Futbol Federasyonu olağan seçimli genel kurulu Perşembe günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Genel kurulda Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilmesi bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. Olağan seçimli genel kurul Ankara Marriott Hotel'de saat 11'de başlayacak. Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday girecek. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aramaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek. Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyeleri seçilecek. Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.
Elazığ Spor Başkanı Serkan Çayır, 23 Elazığ Futbol Kulübü Başkanı Tuncel Kaymak ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu üyesi olarak da ASKF Başkanı Mustafa Gür, TFF Genel Kurulu'nda oy kullanacaklar. Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüp Başkanları Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Ziyarette 23 Elazığ Futbol Kulübü Başkanı Tuncay Kaymak da hazır bulundu. TFF 2. ve 3. Lig Kulüp Başkan ve temsilcileri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ziyarete bulundu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can da yer aldı. Gerçekleşen toplantıya 23 Elazığ Futbol Kulübü Kulüp Başkanı Tuncel Kaymak da katıldı. Kulüp temsilcilerinin yeni sezondan beklentilerini dile getirdiği ziyarette altyapı projeleri konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu TÜFAT işbirliğiyle düzenlenen İmam Şanlı Zorunlu ve Sürekli Gelişim Semineri Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. TFF TÜFAT işbirliğiyle düzenlenen İmam Şanlı, Zorunlu ve Sürekli Gelişim Semineri Elazığ Belediyesi Ahmet Tevfik Ozan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. TÜFAT ve TFF işbirliğiyle yapılmakta olan ve bugün de adını yakın zamanda kaybettiğimiz merhum İmam Şanlı adına düzenlenmekte olan Zorunlu ve Sürekli Gelişim Seminerine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. TÜFAT Elazığ Şube Başkanı Profesör Doktor Ercan Gür, seminerin açılışında yaptığı konuşmada Vefa Geleneği'nin kurucu şube başkanı merhum Münir Yılmaz'dan kendilerine miras kaldığını belirterek merhum İmam Şanlı adına düzenlenen seminerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi derneğimiz daha önce düzenlemiş olduğu faaliyetlere ilimiz ve ülkemiz futboluna önemli hizmetlerde bulunmuş futbol değerlerimizin isimlerini vererek onları yad ediyor. Bu derneğimiz için bir gelenek haline geldi. Bugün de bu geleneği devam ettiriyoruz biz yönetim kurulu olarak, TÜFAT yönetim kurulu olarak. Yine ilimiz futboluna çok önemli katkılarda bulunan, kendisini beyefendi, mütevazi kişiliğiyle hatırladığımız, belki de aranızda kendisinin sporculuğunu yapmış olan arkadaşlar da vardır, öyle tahmin ediyorum. İmam Şanlı hocamızın ismini verdik. Ben bir kez daha kendisine rahmet diliyorum. Kendisini sevgiyle, saygıyla yad ediyorum. Şunu da yine ifade etmem gerekiyor. Bu vefa geleneğini bizlere kurucu başkanımız Sayın Münir Yılmaz bir miras olarak bıraktı. Biz de bu mirası inşallah devam ettireceğiz. Bizden sonraki yönetimde bulunacak olan hocalarımız da eminim ki bu geleneği, bu vefa geleneğini sürdüreceklerdir. Bu nedenle de ben yine Münir Yılmaz hocamızı da rahmetle yad etmek istiyorum. Zorunlu ve Sürekli Gelişim Seminerine ismi verilen merhum İmam Şanlı adına kızı Çağla Şanlı'ya TÜFAT Elazığ Şube Başkanı Profesör Doktor Ercan Gür plaket takdim etti. Çağla'ya da şunu söylemek istiyorum. Çağla, bak burada kocaman bir ailem var. Hepsi İmam Hoca'yı tanıyorlar. Belki de içlerinde az önce söylediğim gibi sporcusu olan antrenörlerimiz var, arkadaşlarımız var. Şunu hiçbir zaman unutma. Biz TÜFAT ailesi olarak her zaman senin yanında olacağız. Her zaman senin destekçin olacağız. Hiç çekinmeden her konuda bizlerle paylaşımda bulunabilirsin. Rahmetli İmam Şanlı hocamızın ailesine, evlatlarına da sağlıklar diliyoruz. Bu plaket de herhalde Çağla için, ailesi için hayatında belki babası adına aldığı çok kıymetli bir ödüldür diye. Aynen. Hocam teşekkür ediyorum. Sağ olun. Seminerde ayrıca TFF eğitmeni Emre Aydemir, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu ve Munzur Üniversitesi öğretim üyesi Yılmaz Kaplan da TÜFAT Elazığ Şubesi adına plaket takdim edildi. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Thank you.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. İmam Şanlı Zorunlu ve Sürekli Gelişim Seminerinin son bölümünde Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Yılmaz Kaplan ve TFF Eğitmeni Emre Aydemir tarafından yüz yüze UEFA Pro Lisans Namet Ateş, Doçent Doktor Osman Ateş ve Eğitimci Gülhan Gündüz tarafından ise katılımcı antrenörlere online eğitim verildi. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'deki temsilcilerimizden 23 Elazığ Futbol Kulübü Kaptanı Ekrem Sütçü, Bordo Beyazlı takımdan ayrılarak bölgesel amatör lig ekiplerinden Yozgat Belediyesi Bozok Spor'la sözleşme imzaladı. TFF 3. Lig temsilcilerimizden 23 Elazığ Futbol Kulübü'nde takım kaptanı Ekrem Sütçü takımdan ayrıldı. Bordo Beyazlı temsilcimizde sözleşmesi sona eren ve birçok takımın transfer listesinde olan 34 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ekrem Sütçü, bölgesel amatörlük ekiplerinden Yozgat Belediyesi Bozok Spor'a imza attı. Son iki sezonu 23 Elazığ Futbol Kulübü'nde geçiren Ekrem, geçtiğimiz sezon 26 maçta forma giydi ve 2 gol attı. 23 Elazığ Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Samet Ersöz de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yiğit adam, dürüst kardeşim. Allah işini rast getirsin. Futbol hayatında tanıdığım nadir karakterlerdensin. Adamsın, yolun açık olsun" diyerek Ekrem Sütçü'ye başarılar diledi. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.